Merhaba değerli arkadaşlar. Doğadaki Şifa kanalından herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar bugün yarpuz ya da yaban nanesi, dağ nanesi olarak bilinen ve doğada yabani olarak yetişen bir nane türünden bahsedeceğiz. Videoyu hazırlarken şu anda arkadaşlar buram buram gerçekten mis gibi ferahlatıcı bir nane kokusu etrafı sarmış durumda. Değerli arkadaşlar bugün sizlere dediğimiz gibi doğadan topladığımız ve gerçekten çok şifalı etkileri olan yarpuz olarak da bilinen ancak doğada birçok türü olan nane, yabani nane bitkisini tanıtacağız. Dediğimiz gibi arkadaşlar yabani nane ya da yarpuz olarak geçiyor. Farklı türleri de var. Doğada kendiliğinden yetişiyor ve yaprakları normal bahçe nanesine göre biraz daha koyu gri renkli arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi parlak yeşil. Bu da daha mat bir yeşil. Bu şekliyle ayırt edebiliriz. Yaprak özellikleri de arkadaşlar her ikisini yan yana getirdiğimizde benzer özellik gösterdiğini göreceğiz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde doğada bu toplanıyor ve çeşitli faydalara şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Bunu şimdi arkadaşlar bitkinin ne işe yaradığını kısaca açıklayalım. Yabani nane arkadaşlar birçok şifalı etkisi var. İçerisinde arkadaşlar mentol maddesi başta olmak üzere ki şu anda buram buram etrafa bu koku yayılmış durumda. Yine plegon denen bir madde ile çeşitli uçucu yağlar bulunuyor. Bunlar da bir araya geldiğinde arkadaşlar özellikle ferahlatıcı bir yapı sağladığı gibi yine diğer bazı önemli şifalı özellikleri mevcut. Bu şifaların başında arkadaşlar kalp, mide ve sinir sistemini güçlendirici bir etkisi olduğu biliniyor. Kanı temizler arkadaşlar, spazmı giderir. Yine etkili bir ödem gidericidir. Bununla birlikte nane gibi soğuk algınlığında ve bronşit tedavisinde kullanılıyor. Bu yarpuz dediğimiz. Bu arada bahçe nanesi dediğimiz yetiştiriciliğini yaptığımız nane türünden farklı olarak arkadaşlar tamamıyla doğal olması ve doğada bulunduğundan dolayı da içerisinde arkadaşlar yine plegon denen maddenin bulunması bu normal naneden ayırıyor yaban nanesini. Yaban nanesi çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Öncelikle arkadaşlar şu şekilde taze olarak salatalara doğranır ve yaprakları yeşil yapraklarıyla birlikte salatalarda kullanılır. Yine arkadaşlar kurutulduktan sonra şu şekilde evet baharat olarak arkadaşlar aynı nane kekik gibi mutfaklarda kullanabiliyoruz. Bunu özellikle salatalara yine bazı çorbalara ve cacık özellikle yaygın olarak kullanıldığı biliniyor. Yine kurutulan bitkiler arkadaşlar bu şekilde çayı yapılarak tüketiliyor ki şifalı etkileri de arkadaşlar bu çayı tüketildikten sonra elde ediliyor. Şifalı çayı arkadaşlar nasıl yapılır ve ne kadar içilmeli? Şimdi ondan biraz bahsedelim. Arkadaşlar kurutulan nane kıyılarak küçük parçacıklar haline getiriliyor ve 2 çay kaşığı arkadaşlar şu şekilde 1 bardak kaynamış su içerisine konuluyor. 5 dakika demlendikten sonra günde sabah ve akşam olmak üzere 2 bardak içiliyor. Çay bu kadar basit arkadaşlar. Siz de doğada bu bitkiyi bulup arkadaşlar kuruttuktan sonra rahatlıkla çayını yapabilirsiniz ve özellikle kalp, mide ve sinir sistemini güçlendirici etkisiyle birlikte yine ödem attırıcı ve kanı temizleme özelliğiyle de bronşit ve soğuk algınlığı tedavisinde bu bitkiyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bugün de yine Rabbimizin bize doğada sunduğu yabani nane olarak bilinen bazı bölgelerde yarpuz olarak da adlandırılan bir nane türünü tanıttık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Doğadaki Şifa kanalından herkese sevgiler, saygılar.